Borsada başarı için matematik dehası olmanız gerekmez. Asyalılar, Avrupalılar ve Amerikalılar aynı mekanda. Nancy ile Mary'nin genç olduklarını öğrenmek beni şok etti. Petrol bu eski sanatı yeniden canlandırdı. Öyleyse insanlar onu kontrol altına almak için her şeyi riske etmeye hazır olmasına şaşırmamız mı gerekir? Ekonomik tetikçi olma yolunda bu soruyu asla sorma. Bu kredilerin ülkeyi gırtlağına kadar borca batırmasını umursamıyorlardı. 1487 Ümit Burnu Diaz, 1492 Amerika Christoph Kolomb, 1497-1499 Afrika ve Hindistan kıyıları Vasco da Gama, 1500 Brezilya Kaba. Menkul kıymetler borsalarının ortaya çıkışı. Ekonominin bilim olarak değilse de sistematik sezgisel yaklaşımlar dizisi olarak ortaya çıkışı bu dönemlere rastlamaktadır. Vergilerin de tarımdan alınması gerektiğini vurgulamıştır. Sürekli bir sermaye akışı ihtiyacı içindedirler. Koyduğu vergiler ve kurallarla şirketi öldürmeyen bir devlete ihtiyaç duyarlar. Günümüzde hava tahmin kitapları çok satmaz. Sık sık borsa kitapları görüyoruz. Ekonomide 3 ana ikilim vardır. 1518 Meksika, Cordoba, 1521 Filipinler, Magellan, 1534 Kanada, Cartier, 1535 Şili, Almagro, 1605 Avustralya, Mendes, 1642 Yeni Zelanda, Tasman. Merhaba, ben Meral. Yolun çok başında bir okuyucuyum. İlgimi çeken eserleri sizlerle paylaşarak okumak çok daha keyifli. Her birini ilk kez sizinle keşfetmenin heyecanı ve doğal haliyle. Kitabınızı benim sesimden dinlemek isterseniz iletişime geçebilir. Ayrıca yapıcı eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Memnuniyetle dikkate alacağım. Lütfen abone olmayı unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Kendini gerçek ve sadık bir Amerikalı addediyordu. İnsanları nasıl köreleştirdiğini görmüştüm. Neden bir ekonomik tetikçi olmayı seçtim? Tarlaların üçe bölünerek ekilmesi yöntemi, ikiye bölünerek ekilmesi yöntemine göre ürün miktarını yarı yarıya artırmıştır. Şiir yazarak işi kaptı ve her adımda karşınıza avukatların çıkmadığı bir dönemde bu tavsiye o günden beri bir broker tarafından verilmiş en iyi tavsiye olarak kabul edilir. 1929 çöküşü başlamadan hemen önce elindeki tüm hisse senetlerini satmıştı. 1978 yılında insanlar kolesterolü fazla takmadıkları için şirketin çalışanları da yöneticilerine benzer. 10 yıl sonra hisse değerini 10'a katladı. Fabrikada rock'n'roll yayını yaparlar. Gates bilgisayarlara tutkundu. Bir aracı kurum tavsiyesini aldan sata çevirdiğinde bunu en son öğrenen küçük müşteriler olurdu. Şimdi Apple'ın kökenine biraz daha yakından bakalım. Bulut duygusunun bir hayalet gibi peşimi bırakmamasını da sağlayacaktı. Apple bilgisayarı da Steve Jobs'ın ailesinin evinin garajında üretildi. Bu nokta artık daha fazla para gerektiren heyecan verici bir aşamadır. 13 kere 3'e katlayabilirseniz Amerika'nın en zengin adamı olursunuz. Bir an için gözlerinizi kapatın ve sonraki paragrafa bakmadan 5 kurumsal. Çiftokrasi gizli bir vergi sistemi dayatır. Projelerini bir koruyucu meleğe götürürler. Mutlu ödemelerini sürekli arttıran şirketler. Bu bölüme izninizle daha sonra devam edeceğim. Buraya kadar dinlediğiniz için, teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler.